Mas Mavi 3 mutfakta hoş geldiniz. Bugünkü tarifimi çok seveceksiniz. Çünkü hamuru yoğurup buz atın. Gerektiği zaman çıkarıp pişirin. Gördüğünüz bu harika kurabiyeleri yapın. Ağızda dağılan son derece lezzetli bir kurabiyedir. Buzluk kurabiyesi yapacağız. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 125 gram yumuşak tereyağımızı kasemize alalım. 1 çay bardağı pudra şekeri. Yarım çay bardağı sıvı yağ bir tane yumurta, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı dolu dolu nişastamızı ekleyelim. Ben mısır nişastası kullandım ama arzu ederseniz buğday nişastası da olur. Bütün malzemelerimizi şöyle kabaca bir karıştıralım. Toplam un miktarımız 5 Beş buçuk çay bardağı kadar. Siz yine de dikkatli ekleyin lütfen. Çünkü yumurtanızın büyüklüğü un miktarınızı etkileyecektir. Şöyle ben de kontrollü bir şekilde unu ilave ettim. Spatulayla hamuru hafif topluyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Beş çay bardağı un kullandım. Ve tam bu kıvama getirdik. Hamurumuzu tamamen yoğurduktan sonra içerisine bir çay bardağı İri öğütülmüş cevizimizi ekleyelim. Tekrar şöyle bir güzelce harmanlayalım ve kurabiye hamurumuz hazır. Güzel yumuşak bir hamur elde ettik. Ben bir borcama e, transfer ederek buzluğa atacağım ama siz isterseniz e, streç folyonun içerisine mozaik pastayı sarar gibi sarıp öyle de atabilirsiniz. Bütün borcamın içerisine komple streç e, streç filmi geçirdim. Daha sonra da hazırlamış olduğumuz kurabiye hamurunu basa basa iyice kalıbımızın içerisine yerleştirelim. Kalıbınız ne kadar büyükse o kadar kalın oluyor veya ince oluyor kurabiyeniz. Bu tamamen size kalmıştır. Ve belirttiğim gibi isterseniz de şöyle silindir yapın. Onu direkt streç folyeye sarıp o şekilde buzluğa atın. Ben kare kare keseceğim için bu yöntemi kullandım. Tüm kurabiye hamurunu borcamın içerisine bastım. Daha sonra da bir bardakla iyice basa basa onu güzelce sabitleyelim. Çok pratik bir tarif. Yani vaktiniz olduğunda yapıp buzluğa atın. Her zaman elinizin altında hazır olan bir hamurunuz var. Çıkarıp fırınlıyorsunuz. Gerçekten harika oluyor. Hamurumuzu bu şekilde hazırladıktan sonra şöyle streç folyeyi kenarlarına bol bol yapmıştık. Onunla da üzerini güzelce kapatalım. Ve bu şekilde buzluğa atalım donduktan sonra kalıptan çıkarıp bir poşete alıp öyle de atabilirsiniz. Ben bu şekilde buzla gönderiyorum. Ve ertesi gün çekimlerimi devam ettim. Gördüğünüz gibi hamurumuz tamamen dondu. Şöyle birazcık bekledim. Hafif bekletin bir 15-20 dakika oda ısısında. Kenarlarını şöyle biraz kaldırmaya, oynatmaya çalıştım. Daha sonra çektiğiniz anda zaten e, Streç folyo olduğu için kolaylıkla çıkıyor. Şimdi bu şekilde tekrar buzluğunuza atın. İstediğiniz kadar bekletin. Ama ben bugün pişireceğim için hemen folyoyu açıp pişirmeye başlıyorum. Yani borcama e, vermemizin sebebi bu formu elde etmek için. Donduktan sonra borcamdan çıkarıp büyükçe bir poşete geçirip e, kurabiye hamurunuzu bu şekilde buzluğa atabilirsiniz. Ters yüzünü çevirin lütfen çünkü ters yüzü daha düzgündür, daha muntazamdır. Ve şimdi güzelce kurabiyelerimizi keselim. Ben minik minik kare şeklinde kestim. Ee, bahsetmiş olduğum gibi şahitsiz mozaik pasta sarar gibi sarmışsanız yuvarlak yuvarlak keserek tepsinize dizin. Hafif buzluyken kesmenizi ve pişirmenizi tavsiye ediyorum. O zaman şekli hiç bozulmuyor, mükemmel oluyor. kısmı biraz hızlı çekim yaptım. Ee, hani nasıl kestiğimi daha hızlı bir şekilde görmeniz için. Kurabiyelerimizi kare kare kestikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye hepsini diziyorum. Yani bir tepsi dolusu kurabiye çıktı bu vermiş olduğum malzemeden. Çok da bereketli ve çok çıkan bir kurabiye. Hala henüz hafif buzlu bir şekilde tepsiye dizdim ve kurabiyelerimiz komple olduğu gibi fırına gitmek için şu anda hazırlar. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 30 dakika kadar pişmeye gönderelim. 35 dakika kadar pişirdim. Şöyle hafif pembeleşmesini bekledim. Mis gibi fırından çıkarıyorum. Görüyorsunuz hiçbir yayılma, formunu bozma çatlama hiçbir şey olmadı. Üzerine serpmek için pudra şekeri ve tarçın karışımı kullandım. Siz nasıl isterseniz, isterseniz sadece pudra şekeri de serpebilirsiniz. Kurabiyeler henüz sıcakken üzerine bolca tarçın ve pudra şekerini serpiyorum. O kadar güzel oluyor ki bütün samimiyetimle söylüyorum. Hakikaten çok güzel oluyor. Çünkü donup da çıktıktan sonra lezzeti sanki iki kat artıyor. En sevdiğimiz bölüm doku testine hemen geçiyorum. Yani bir kurabiyenin şeklinin bu kadar sabit durmasını tabii en büyük etkeni buzluğa atıyoruz. O bir işlemdir. Çıkınca da yarı buzlu bir şekilde fırınlıyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Ağzınızda dağılan bir kurabiye. Ben tabii ki şimdi onu elimle göstermeye çalışacağım. Dün vermiş olduğum tuzlu kurabiyenin yanında bunu yapmanız için bugün hemen yetiştirdim montajı. Yani iki kurabiye yapıp o şekilde servis edin. Hem tuzlu hem tatlı kurabiye e, harika bir kombinasyon oluyor. Gördüğünüz gibi ağızda dağılan bir kıvamı var. E, i̇nşallah bu pratik tarifimle de özellikle çalışan çocuklu anneler için e, güzel bir alternatif olur. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle diyorum. Hoşçakalın.